Hepiniz EMCON 2019'un enerji sempozyumunun cuma günkü öğleden sonra oturumuna hoş geldiniz. Oturumu yönetmek üzere Marmara Üniversitesi Enerji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sanay Tanay Sıtkı Uyar'ı kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bu oturumumuzun başlığı AB enerji iklim politikaları ve Türkiye'nin uyum süreci idi. Bir Ankara'dan AB enerji politikaları için temsilcilikten arkadaş çağırdık ama müsait olmadığı için gelemedi. Şimdi ben size bir oturum başkanıyım ama ön bir bilgi vereceğim. Bilgi şu olacak. Bir çok kısa enerjide çözümün ne olduğunu anlatacağım. Bu çünkü doğrudan Avrupa Birliği'nin enerji politikalarıyla ilgili. Yani şu anda biraz sonra gene ön bilgi olarak sunacağım. Avrupa Birliği enerji iklim politikalarının oluşumuna neden olan gelişmeler. Yani enerjide sorundan çözüme gidiş olarak onları kısa tutacağım. Ondan sonra da çözümü anlatmış olacağım ve bütün bu gerçekler içinde Avrupa Birliği'nin enerji politikaları nedir onu anlatacağım size. Sonra da Sayın Milletvekilimiz parlamentodaki diğer milletvekilleri gibi bu konularda adım atmak için görevli olarak yurttaşların görevlendirdiği insanlardan biri. O da parlamenterlere düşen nedir bu konuda, neler yapılmalıdır, onları anlatacak bize Ahmet Akın Sayın Milletvekilim. Şimdi ben olabildiğince süratle bunu yapmaya çalışayım. Şimdi bizim iklim değişikliğinin azaltılması ve enerji çözümleri ilişkili birbiriyle. Varılan nokta, özetliyorum, öncelikle enerjinin etkin kullanımı ve topluluk enerjisine dayalı %100 yenilenebilir enerjiye geçiş. Çözümün bu olduğu artık bütün dünya ülkelerince kabul edilmiş durumda. Biliyorsunuz hepimiz bu küresel hapishanede yaşıyoruz. Bu şeyimizin, dünyamızın etrafı -60 derece. Uçağa bindiğinizde biliyorsunuz bir buzdolabı düşünün. Ortasında biz yaşıyoruz hep beraber. Ama burası o kadar soğuk değil. Niye? Çünkü güneş var. Her sabah doğan, ısısını, ışığını herkese eşit olarak ulaştıran, ulaştığı her yerde insanları özgürleştiren ve kimsenin savaşarak ulaşmak zorunda olmadığı bir kaynaktan bahsediyoruz. Ücretsiz, kimse özelleştirip birbirine satamıyor. Böyle bir kaynak var. Şimdi atmosferin içinde yaşam başlangıçta yok. Yani 4,5 milyar yıl önce dünya güneş kadar sıcak, 6000 derece civarında. Nedeni sadece karbondioksit ve metan moleküllerinden oluşuyor. Oksijen yok. Ve 1,5 milyar yıl önce ne başlıyor? Fotosentez başlıyor. Burada görüyorsunuz. Fotosentezle beraber fotosentez, yani niye dünya hala sıcak? Çünkü metan ve karbondioksit, sera gazı, güneşten gelen ısıyı tutuyorlar şeylerinde. Dolayısıyla dünyamızın sıcaklığı içinde var olan karbondioksit ve metan moleküllerinin sayısıyla orantılı. Ve fotosentez başladıkça fotosentez ne yapıyor? Karbondioksiti alıyor, oksijeni dışarı veriyor. Sıfır olan oksijen giderek %20'ye ulaşıyor. Şu anda atmosferin içinde %20 civarında oksijen var ve biz soluk alabiliyoruz. Bu arada karbondioksit alındıkça dünya soğumaya başlıyor. Ve kömür, doğalgaz, petrol o şekilde oluşuyor. Yani bu karbon şu ya da bu biçimde depremiyle vesairesi yerin altında gömülecek, kömür, doğalgaz, petrol oluyor. Yani 4,5 milyar yıldır dünya soğumaya çalışıyor. Yaşam ortamı oluşuyor, oksijen oluşuyor. Ve böylece de bize bir yaşam hacmimiz oluyor. 400 bin yıl önce iş dengeye giriyor biraz. Bu gördüğünüz karbondioksit şeyleri, oranları atmosferin içinde. Milyonda hacim olarak karbondioksit 400 bin yıldır 200 ile 280 arasında değişiyor.
Yani sayısı toplam 200, niye oluyor? Büyük bir yangın çıkıyor, meteor çarpıyor, bilmem ne oluyor. Sonra yangınlar çıkıyor, tekrar oksijen azalıyor, karbondioksit çoğalıyor. Sonra ağaçlar yeniden fotosentezde aldığında böyle bir denge varken 1850'lerde sanayi devleşme devrimiyle beraber toplu olarak sanayi devrimine enerji sağlamak için ne yapıyoruz? Yerin altındaki kömürü alıp yakıp atmosferde karbondioksit çoğaltmaya başlıyoruz. Ve o noktadan itibaren burada görüyorsunuz artık şey yetmiyor. Grafikler yetmiyor. 415'e çıktı. 415'e çıktı sıcaklık. Çünkü karbondioksit molekülleri ek atmosfere verdiklerimiz güneşten gelen ısıyı tutup aynen sizlerin 36,5 derece sıcaklıkta ölene kadar ortam sıcaklığında değilsiniz. Soba gibi ısı salıyoruz. Ancak öldüğümüzde ısı etkimiz olmuyor. Bunlarda karbondioksit molekülleri varsa atmosferde o zaman şey yapıyorlar, omuz omuza verip atmosferin içinde ısının artmasına neden oluyorlar. Güneş ve ben onun battaniyesi diyorum, sera gazları atmosferin içinde bizlerin yaşayabileceği 16,8 derece sıcaklığında ortalaması, tabii kutuplar gene eksi 60 derece vesaire, bir yaşam hacmi oluşturuyor. Güneşin buharlaştırdığı sular atmosferde bulutlarla ne oluyor? Nehirlerden içme suyu ve tarımda kullanacağımız su olarak bize devamlı, hiçbir ücret edemeden devamlı, onun için yenilenebilir enerji diyoruz. Gene bitkiler ve tahıllarımız üreterek fotosentezden yararlanıp yiyeceklerimizi belirliyoruz. Bu arada güneş farklı hızlarda yüzeyleri ısıtıp soğuttuğu için hava hareketleniyor. Hareket halindeki havanın enerjisine, kinetik enerjisine rüzgar enerjisi diyoruz. Bir de deprem bölgelerinde var olan, Almanya'da mesela 4 kilometre iniyorsunuz, yere deliyorsunuz, 4 kilometrede bir delik daha açıyorsunuz. Oradaki 70 derece sıcak suyla işte kaplıcalar yapıyorsunuz. Ama Türkiye gibi deprem bölgelerinde 200-300-400 metre indiğinizde 270 derece, 200 derece sıcaklıkta jeotermal kaynak var. Bundan yararlanıp elektrik üretmek, kentleri ısıtmak mümkün. Şimdi bütün bunlar var, yaşam hacmi var ve bizim referansımız bu aslında. Bu referansımız bütün insanlığın ücretsiz, hiçbir katkıda bulunmadan sahip olduğu bir yaşam hacmi. İnsanlara düşen bir lütuf olarak değil, kendi yaşamlarını sürdürebilmek için tüm faaliyetlerini, ulaşım, konut, sanayi, tarım, doğal çevreye uygun olarak yürütmeleri. Yürütmezsek ne oluyor? Doğa sirkeleyip bizi devam ediyor yaşantına ve doğanın hani yok olması, kimse doğanın avukatlığına savunmasın. Herkes faaliyetlerini düzgün yürütüp bu yaşam hacmini tahrip etmemesi lazım. Şeyimiz bu, kriterimiz. Peki şey de şimdi hani sorun çözüm falan dedik. Tabii Avrupa Birliği de 28 ülkesiyle beraber çözüme ulaşmaya çalışıyor. Dolayısıyla hani sürdürülebilirlik lafı genelde herkes istediği yere çekiyor ama sürdürülebilirlik benim mesela ailemin sürdürülebilirliği dediğim zaman, çocuklarımızla ilişkimiz dediği zaman, bir kuruluşun, bir siyasi partinin, bir meslek odasının sürdürülebilirliği dediğimiz zaman problem tanımlama, doğru tanımlama ve uygulanabilir çözümler bulma olarak ben algılıyorum bunu. Ve herkese de tavsiye ediyorum kendi aile ilişkilerinde de bunu yapması için. İlgili tüm verileri toplayıp, problemi doğru tanımlayıp uygulanabilir çözümler bulmak lazım. Enerji konusu da öyle. Eğer bazı bilgileri saklarsanız, görmezden gelirseniz sorunu doğru tanımlamamış oluyorsunuz. Tanımlamadığınız zaman da çözüme de ulaşamıyorsunuz. Enerjiye geldiğimizde, yani bunun ilişkisini şöyle kuruyorum. Avrupa Birliği'nin 28 ülkesi oturup birlikte konuşup Avrupa'nın geleceği için bir enerji iklim politikaları belirliyor. Ve buna sorun yaratanlara da bir dakika diyor, bunu yapamazsın. Almanya'ya diyor ki bir dakika, sen Doğu Avrupa ülkelerinin eski, yani yeni Avrupa Birliği ülkelerine kirli eski teknolojilerini aktarırken dikkat et diyor. Komisyon uyarıyor. Çünkü komisyonun standartlarına uymadığı için. Enerjide çözüm dediğimiz zaman, demin söyledim, herhangi bir kaynağın çözüm olabilmesi için
Bir, kaynağın yeterli olması lazım. İki, o kaynağı insanların ihtiyaçlarına çevirecek teknolojinin var olması lazım. Üç, üretilen, ihtiyaç duyulan sıcak su, buhar, elektrik, hidrojen neyse en ucuz olması lazım. Ancak bu üç koşul sağlandığı zaman bir çözümden söz edebiliyoruz. Bir de en önemlisi, burada parlamentodan arkadaşımız var. Karar vericilerin, yerel yöneticilerin, belediye başkanlarının, apartman yöneticilerinin sorundan yana değil çözümden yana olması lazım. Dört kriter var. Dördüncüsü parlamentonun işi. Hani biz ama meslek odası olarak biz şunu, ben de bu oturumda sizlere aktarmaya çalıştığımız şey, enerjide çözümün kaynağı var mı, teknolojisi var mı, en ucuz mu? Onu kanıtlamaya çalışacağım. Yani bu girişi yapmamın nedeni de o. Şimdi baktığımızda şu 16 terawatt dediğimiz dünyada bütün insanların kullandığı toplam enerji, yıllık olarak güneş 23 bin terawatt veriyor dünyaya. İşte rüzgar en azından 3 mislini veriyor. Diğerleri de ticarileşme şeylerine göre, hidro mesela 3-4 terawatt. Bence buharlaşan suların sadece içme suyu ve tarımda kullanılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Yani suyu bloke edip, santrallar kurup, bütün doğaya giden suyu engellemenin yanlış olduğunu ve değmeyeceğini, öbür kaynakların daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bunlar yıllık. Petrol, doğalgaz, kömüre gelince onlar toplam rezervler. Ama rezerv ne olursa olsun biz fosil kaynakların rezervleri biteceği için değil, atmosferin içinde yaşam çevresini yok ettikleri için terk etmemiz gerektiğini söylüyoruz. Çünkü bazıları diyor ki ya daha 40 yıl petrol var, hadi kullanalım, veya işte 300 yıl kömürümüz var, kullanalım lafı hiçbir şey olmayan, değeri olmayan bir argüman. Ve zaten fosiller de bitmez rezervleri. Niye? Demin anlattım size, onun için anlattım. 4,5 milyar yıldır doğayı soğutmak için oluşan petrollerin, kömürlerin şey olması mümkün değil, bitmesi rezervlerinin. Onu da bir not olarak söyleyelim. Peki, kaynağın olduğuna inandık mı şimdi? Hani her sabah güneşin, rüzgarın, jeotermalin sınırsız kaynak olduğuna. Teknolojilere bakarsak, bir rüzgara bakalım mesela. Bu yükseklikler ve çıktılarına göre rüzgar türbin teknolojideki gelişmeyi görüyoruz. İlk mesela Türkiye'de gördüğünüz, sizin de Çeşme Altın Yunus Tatil Köyü'ne gittiyseniz 55 kW'lık bir rüzgar türbini vardı. Tuborg Yaşar Holding'e hediye etmiş. Çeşme Tatil Köyü'nün ortasına da koymuşlardı. Etrafı yeşillikti tamamıyla. Şey yapamıyor. O 55 kW'lık rüzgar türbini o yıllarda 80'lerde 83-84 dünyanın en büyük rüzgar türbünüydü. 84-85'ten bahsediyorum. O rüzgar türbünü Danimarka'daki 55 kW'lık bütün rüzgar türbinlerinin ürettiğinden 1,5 misli fazla elektrik üretiyordu Çeşme'de. Çünkü daha rüzgarlı olduğu için, aynı rüzgar türbünü. 80 yılında Amerika'da baktılar ki 5 milyon kişi kanserden ölmüş. Neden? Kömür santrallarından. Her yıl 25 bin kişinin öldüğünü çok iyi kayıt tutuyor Amerikalılar. Onun üzerine bir temiz enerji kanunu çıkartıyorlar, otomobil egzozlarıyla da ilgili olarak. Ve rüzgar türbinlerinden enerji üretenlere vergi indirimi getiriyorlar. Böylece Amerika'da bir musibetten sonra, 5 milyon kişi öldükten sonra kömürden, yenilenebilir enerjiye geçiş 80'de başlıyor. Ve orada bir pazar oluşuyor. Yaklaşık 15 bin tane rüzgar türbünü Almanya ve Danimarka, Almanya değil, Hollanda ve Danimarka'dan okyanus suyunu dışarı boşaltmak için rüzgar değirmenlerini sürdürenlerden her fabrikadan her gün 4 tane rüzgar türbini ihraç ediliyor. Ve oraya, o pazara yarış içinde de büyümeye başlıyorlar. 150 kW, 450 kW, 600 kW'a geldiği zaman Almanya diyor ki bir dakika, ben bu 600 kW'lık rüzgar türbinleri artık bir Bozcaada'yı besleyenden bahsediyoruz. Biliyorsunuz orada 16 tane var. Bir tanesi Bozcaada'yı besliyor, diğerleri Çanakkale'ye 10 megawattlık bir hatla gidiyor. Ben diyor buna yatırım yapacağım diyor ve yapıyor. Şu anda dünya lideri, yani imalat ve satışlarda korkunç karı var Almanya'nın o karardan sonra. Ve 96'da Avrupa Birliği ülkelerine diyor ki Almanya,
şu 1 megawattlıkları yapalım, binlikleri yapalım ve 5 firmaya para veriyorlar ve 1 megawattlık yapılıyor, 5 megawattlık yapılıyor, 10 megawattlık yapılıyor. Şimdi 12 megawattlıkları var. 12 megawattlık rüzgar türbini ne demek? 100 tanesi bir nükleer santral kapasitesi demek. Şu anda ticari olarak çalışıyor ve şebekeye bağlı üretiyor. Şu anda dünyada 600 bin megawatt rüzgar kapasitesi var. Dünyadaki toplam nükleer kapasitesi 300 bin megawatt. Şeyi bilin diye söylüyorum. Neyse, sonuç olarak teknolojinin ben geliştiğini anlatıyordum burada şimdi. Şu anda en büyük rüzgar türbünü çalışmaları 6 kurum şeyde, Virginia Üniversitesi'nde 50 megawattlık yapıyor. Paris Kulesi ve rüzgar türbünü görüyorsunuz. 50 megawattlıklar, yani 20 tanesi bir nükleer santral veya neyse 1000 megawattlık herhangi bir santral kadar kapasitede şey üretecek. Bu rüzgar teknolojisi var. Yani teknolojisini kanıtlamak için anlattım bunları. Güneş panelleri 1980'lerde gene görüyorsunuz sol altta. İşte saatlerde kullanıyorduk vesaire uzay gemilerinde derken petrol krizi sonrası 73-78 arası nükleerde çözüm olmayınca, 78'den itibaren bütün dünyada terk edilmeye başlayınca OECD ülkeleri oturdular, araştırma başlattılar ve güneş panellerini geliştirdiler. Güneş panelini biliyorsunuz, yani yarı iletken malzemeden üreten o teknoloji de var. Şeye gelince... jeotermal zaten yerin ısısını alıp ısı değiştiricisiyle yukarı alıyorsunuz. Jeotermal suyu alıp ısısını alıp aşağıya boşaltmak lazım. Aşağıya boşaltmazsanız herkes jeotermale karşı olmaya başlıyor. Çünkü o jeotermal su yüzeyde bıraktığınız zaman, nehre boşalttığınız zaman oraları tahrip ediyor. Oraya ait olmadığı için aşağıya geri yollamak lazım. Ucuz olsun diye yollamayanlar sorun yaratıyor. Jeotermal öyle, biyokütlede zaten biyoenerji dediğimiz ağaçları kesmek değil. Bunu bir kafamıza şey yaparak sokalım. Biyoenerji, belediye atıkları, orman atıkları, tarım atıklarının etrafa saçılıp işte çöp patlamaları falan olmasın diye metanını aldığımız, gübresini de tekrar doğaya kazandırdığımız bir şeyden bahsediyoruz. Yani atıklardan enerji eldesi. Ve aslında bir sıfır atık temizlikten bahsediyoruz. Biyoenerji öyle bir şey. Ama orada elde ettiğimiz metanı yakıyoruz. Danimarka'nın çoğu kentinde o metanla kooperatif var her kasabanın. Ama herkesin üye olduğu, 3-5 kişinin oluşturduğu konut kooperatifi gibi değil. Oradaki kasabadaki herkes üye oluyor. Ve o kasabanın insanlarının ısı ve elektriğini merkezi ısıtma dahil o kooperatif veriyor. O metandan üretiyor bunu. Metanın dağılmak yerine atmosfere toplanması sera gazı emisyonunu etkisini 21 kere azaltıyor. Metan çünkü daha bir tehlikeli ısınması anlamında dünyanın. Neyse, biyoenerji, jeotermal, rüzgar, güneşten bahsediyoruz ve bunların teknolojileri var. Şimdi güneşle ilgili maliyetlere bakarsak, kaynak var dedik, teknoloji var. Şimdi maliyetleri görürseniz 1990'da 30 bin dolardı bir kilowatt saat, bir kilowatt kurulu güç güneş paneli maliyeti. Gördüğünüz gibi 2009'da 4500'e indi, şimdi artık 500 dolar. Hani bu çatılara konacağınız 3 kere 500, 1500 dolar verdiğinizde evinizin tüm elektriğini sınırsız olarak sağlayabilir durumdasınız. Bunun yasal mevzuatı da var. Bu maliyetlerin düşüşü, şunlar da işte bu şekilde maliyetler azalmış. Bunlarla çok vaktinizi almak istemiyorum. 93 yılında Avrupa'da yenilenebilir enerjiye geçiş başladı. Çünkü 93 yılında çevre ekonomistleri yenilenebilir kömür, doğalgaz, petrolün yatırım maliyeti artı işletme maliyetinden sonraki tarım alanlarına tahribatı, orman tahribatını ve insanların kanser olması, kanser hastaneleri kurulması gibi maliyetleri, bunlara dış maliyetler diyoruz, onları katmaya başladılar 93 yılında. Onları kattıktan sonra bu destekleri yaptılar ki gelişsin diye.
Şu anda artık otları yapmadan bile 5 yıl sonra güneş, rüzgar kömürden daha ucuz hale geliyor. Bu grafik onu gösteriyor. Ve böylece şu teknolojiler, sağdakiler hepsi gelişmiş durumda. 2100 yılına baktığımızda dünya ülkelerinin, bu bütün dünya ülkeleri için geçerli, kullandığı enerjinin şu sarı kısmı güneşten, bu rüzgardan, biyokütleden, bu rüzgardan yapacak ve nükleer zaten burada bitti. Bitiyor yani, şu anda atıkları falan da toparlanmaya çalışıyor. Kömür ve petrol yenilenebilir enerji geliştiği için şu anda müşterisi kalmadı. Ve kömür ve petrol daha çok müşteri olunca pahalılaşıyor. Rüzgar ve güneş kaynağı ücretsiz olduğu için daha çok kullanıldıkça ucuzluyor. Böyle bir durum var yani şeyde görünen. Ve o nedenle mesela Suudi Arabistan 100 bin dolar zarar etti bu nedenle. Rüzgar güneş gelişiyor, talep azalıyor, fiyatlar düşüyor. Petrol fiyatlarının düşmesinin nedeni o. Her ülke karar verecek. Eğer siz güneşi olan bir ülkede buradaysanız, burada bunu tercih etmişseniz, o zaman dünyanın en büyük kanser hastanelerine sahip olmayacaksınız maalesef, özür dileriz. Kanserin en iyi tedavi edildiği ülke olmayacaksınız ve bilim insanlarınız dünyanın en çok kanser yayınını yapamayacak. Tercih, ama eğer burada kömür bilmem ne diye devam ederseniz, o zaman dünyanın en büyük kanser hastanelerine sahip olursunuz. Dünyanın en iyi kanser tedavisi yapılan ülke olursunuz ve bilim insanlarınız dünyanın en çok kanser yayını yapan bilim insanları olur. Bunun tercihini herkes yapacak. Bu dış maliyetler 93'te, eğer ilgisi varsa, ekonomistleriniz varsa aranızda, lütfen lütfen birazcık bu konuyla ilgilenin. Şu eksterne dediğimiz yere girin. 93'te Avrupa'nın yaptığı toplumsal maliyetleri yapın ki ülkemizde bu dış maliyetleri azaltalım. Ve bunun azaltılmasıyla beraber 93 yılı, bu Almanya örneğidir. Almanya'da 93 yılından itibaren görüyorsunuz, toplumsal maliyetler hesaplandığı için enerjinin etkin kullanımı ile 2050 yılında %100'e geçiyor Almanya. Bu bütün Avrupa için de, birazdan sonra anlatacağım şeylerde göreceksiniz Avrupa Birliği politikalarında. Gerisini de bir yenilenebilir enerji senfonisi olarak yapacak. Bu genel karakteri olmaya başladı. Bundan bahsedeceğim sonra. Amerika 80'de başlattığı şeyi Obama dönemiyle birlikte 2008 yılından itibaren 2014'de, Obama 16'da ayrıldı galiba, ayrılana kadar bir devrim şimdi başlığı altında Çevre ve Enerji Bakanlıkları bir araya geldi ve karada rüzgar, dağınık çatılarda fotovoltaik, yani şey güneş panelleri ve şebeke düzeyinde şeylerle ve bataryalarla, lityum iyon bataryalı elektrik taşıtlarda kullanılan ve LED ampullerde normal 208 fiyatına göre %60, %70, %80 ucuzlattılar. Ve böylece petrolü olan bağımlılıklarını ortadan kaldırdılar. Bunları geçelim. Buna da yarın şeyde biraz değiniriz, karar verme süreçlerinde. Evet, şimdi bu durumda görüyoruz ki yenilenebilir enerji bir çözüm olarak ortaya çıktı. Şimdi gelirsek Avrupa Birliği enerji ve iklim politikalarına, onları bir konuşalım. Ne yapıyorlar Avrupa Birliği? Sağ ol canım. Şimdi bir paket hazırladı şeyler. 2020 iklim ve enerji paketi. Avrupa Birliği ülkelerinden bahsediyoruz. 28 ülkeden birlikte konuşup, beraber değerlendirip, kendi geleceklerini planlayan bir ülkeler bütününden bahsediyoruz. Ve biz de aday olarak, işte 60 yıldır üye oldum dediğimiz ve üye olduğumuz anda uymak zorunda olduğumuz kurallardan bahsediyoruz, politikalardan. 220 paketi AB'nin 2020 yılı için iklim ve enerji hedeflerine ulaşmasını sağlamak için bağlayıcı bir mevzuat bütünü. 3 anahtar hedef belirliyor bu 2020 için. Sera gazı emisyonları %20 indirim. 2020 için, 2030'u biraz sonra söyleyeceğim yeni olanı. 90 seviyesine göre
Sera gazı emisyonu indirim demek, o kadar az fosil yakıt yakmak demek. Hani ikisini ilişkilendirmek lazım. Ben sera gazı emisyonlarına karşıyım deyip kömür yakarsanız bir şeyi saklıyorsunuz demektir. Yenilenebilir enerjiden AB enerjisinin %20'sini, enerji verimliliğinde de %20 iyileşme, daha az enerji. Bu üçlü paket, 2020-2020-2020'yi koydular. Ve hedefler 2007 yılında AB liderleri tarafından belirlenmiş ve 2009 yılında mevcuatta kabul edilmiştir. Yani hedef koymadığınız zaman seni çok seviyorum deseniz bile hiçbir anlamı olmuyor. Yani bir hedef koyacaksınız. Ne kadar sevdiğinizi, neyi karşılaştığını bilmek zorundasınız. Aynı zamanda akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için Avrupa 2000 stratejinin hedefleridir. Bunu 2020 için bütün üyelere zorunlu olarak koyuyorlar. Buna ulaşmak için çeşitli alanlarda harekete geçiyorlar. Emisyon ticaret sistemi. AB'nin havacılık sektörünün yanı sıra enerji ve sanayi sektörlerindeki büyük ölçekli tesislerden sera gazı emisyonunu azaltmada kilit araç olarak böyle bir emisyon ticaret sistemi kendi aralarında geliştirmişler. AB'nin sera gazı emisyonu yaklaşık %45'ini kapsıyormuş bu model. 2020 yılında hedeflenen bu sektörlerden kaynaklanan emisyonların 2005'e göre %20 daha düşük olması. Ulusal emisyon azaltma hedefleri koymuşlar bütün ülkelere. Bu da ETS'de bulunmayan, yani konut, tarım, atıklar ve ulaşımdan bahsediyorlar. Ulaşımda havacılık ayrı. Havacılık ayrı, yani kara trenler vesaire de. AB ülkeleri çaba paylaşımı %55'ini oluşturuyor. AB ülkeleri çaba paylaşımı kararı altında bu sektörlerde emisyonların azaltılması için 2005 yılına kıyasla 2020 yılına kadar bağlayıcı yıllık hedefler üstlenmiştir. Bütün ülkeler %20 yapacak 2020'ye kadar. Hedef o. Hedefler ulusal servete göre farklılık gösteriyor. Yani zenginliğe göre en zengin ülkeler için %20'lik bir azaltmadan en az zenginler için maksimum %20'lik bir artışa kadar. Yani mevcutu %20 arttırabilecek, öbürü %20'sine ulaşmakla çaba sarf etmeleri bekleniyor. İlerleme her yıl komisyon tarafından izleniyor ve her ülke emisyonlarını bildirmek zorunda. 28 ülkeden bahsediyorlar. Yenilenebilir enerji, ulusal hedefler. AB üyesi ülkeler yenilenebilir enerji direktifi kapsamında bir direktif oluşturmuşlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 2020 yılına kadar enerji tüketimindeki payını arttırmak için bağlayıcı ulusal hedefler üstlenmişler. Bu hedefler ülkelerin yenilenebilir enerji üretimi için farklı başlangıç noktalarını ve daha da arttırma kabiliyetini yansıtacak şekilde farklılık gösteriyor. Mesela Malta'da %10, İsveç'te %49. Genel etki AB'nin bir bütün olarak bu hedefe ulaşmasını sağlayacak. 2020 için %20 hedefi 2010'daki %98 düzeyin iki katından fazla, ulaştırma sektöründe ise %10'luk bir yenilenebilir payına ulaşacaksınız demişler. Yenilik ve finansman, bunlar aldıkları, kurdukları sistemler ve kararlar bu amaca ulaşmak için 2020-2020-2020 hedefine. AB düşük karbonlu teknolojinin geliştirilmesini destekliyor. Yenilenebilir enerji teknolojileri karbon yakalama ve depolama için program ve Horizon 2000 diye, Ufuk 2020 diye bizim de hani zaman zaman katıldığımız araştırıcıların programı. Planlıyorlar, 5 yıl içinde şu araştırmaları yapacağız ki düşük karbonlu evlerin teknolojisini geliştirelim ve Avrupa Birliği ülkelerini zorlayalım bunu uygulamaları için. Çözüm üretmeden siz bir şeye karşı çıktığınız zaman çözümü değil, sorunun parçası oluyorsunuz. Enerji verimliliği planı ve direktifini çıkartıyorlar. Bunun yararları 2020 paketinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak, AB'nin enerji güvenliğini arttırmak, AB dedikleri işte geleceğin Avrupası, içinde bizim de olacağımız onun enerji güvenliğini arttırmak, kendi kaynaklarıyla enerji üretir hale getirmek, ithal edilen enerjiye olan bağımlılığı azaltmak ve bir Avrupa Enerji Birliği'ne ulaşmaya katkıda bulunmak. Yeni işler yaratmak, burada belki onu vakit bulamam, toplam bu yıl 11 milyon kişi dünyada yenilenebilir enerjide yerel istihdam sağlamış durumda. Yeşil büyümeyi hedef ilerletmek ve Avrupa'yı daha rekabetçi hale getirmek. Şeyleri bu. Peki, şimdi yeni bir şey var. ABD'nin 2030 iklim ve enerji çerçevesi var.
2021 yılından 2030 yılına kadar olan dönemi kapsıyor. Bütün Avrupa Birliği karar verdi ve bu uygulanıyor şu anda. 2030 için koydukları hedefler şunlar. Sera gazı emisyonlarında en az %40 azalma. Yani Avrupa Birliği ülkeleri 2020 yılına kadar, 2030 yılına kadar %40 daha az kömür, doğalgaz, petrol yakacak anlamına geliyor bu. Yani sera gazı emisyonunu azaltmak çok kibar bir şey ama asıl kömür, doğalgaz, petrol yakmayacaksın %40 anlamında diyor, azalacak. Bu da 90 seviyesine göre. Yenilenebilir enerji için en az %32 pay ayıracaksın. Enerji verimliliğinde en az %32,5 gelişme sağlayacaksın. Avrupa Birliği ülkelerinin yapması lazım bunu. Bunlar daha önce 27-27 idi. Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekilleri Avrupa Komisyonu'nu uyardılar. Daha ileriye yapabiliriz dediler. %20'den %32'ye çıkartmak zorunda kaldı Avrupa Komisyonu. Çerçeve 2014 Avrupa Konseyi tarafından kabul edildi. Yenilenebilir ve enerji verimli hedefleri 2018'de yukarıya doğru revize edildi Avrupa Parlamentosu'nun şeyiyle. Sera gazı emisyonları en az %40'lık bir azaltma yapılacak. ABD'deki emisyonları 2030'a kadar 1996'da en az %40 oranında azaltmak için bağlayacağı hedef var. Bu AB'nin düşük karbonlu bir ekonomiye doğru ilerlemesini ve Paris Anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesini sağlayacak. Hedefe ulaşmak için AB emisyon ticaret sistemi sektörleri emisyonları, bunlar ağır sanayi vesaire, demin söyledim havacılık, %43 oranında azaltmak zorunda kalacak 2005'e göre. Bu amaçla ETS 2020 sonrası dönem için revize ediliyor. Yani daha ileri hedefler konuyor. Hedef koymadığınız zaman hiçbir şey yapmıyorsunuz. ETS dışı sektörlerin emisyonları %30 aralığında azaltması gerekecek. Bu üye devletleri için bireysel bağlayıcı hedeflere çevrildi. Herkes %30 azaltmak zorunda. Yenilenebilir enerji kaynakları en az %32 paya yükseliyor. 2030 için AB düzeyi, bir de bunları yapmak zaten en ucuz olduğu için yapmazsanız akılsızsınız noktasına geliyor. En ucuz olan şeyi yapın diyor %32 şeyde. Hedefin yukarıya doğru gözden geçirilmesi için gözden geçirme maddesi de dahil olmak üzere nihai enerji tüketiminin en az %32 olan AB için bağlayıcı bir yenilenebilir enerji hedefi koydu %32. En az %27'lik orijinal hedef demin söylediğim gibi 2018'de Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin bütün partilerden desteğiyle 2018'de %32'ye çevrildi. Enerji verimliliği en az %30.5. Yani enerji tüketimini arttırmak değil, %32,5 azaltmaktan söz ediyoruz artık. Yeni teknolojiler çünkü daha az enerji tüketen, daha hafif malzemeden üreten, daha az kirletici teknolojiler. Ama siz başka ülkelerin kullanmadığı, standart dışı, çok enerji tüketen, çok kirletenleri ucuz diye, ucuz netin yahnisi şeklinde satın alırsanız, o zaman enerji tüketiminizi sürekli arttırmak zorunda kalıyorsunuz. 2030'da yukarı revizyon maddesi ile 2030'da AB tarafından toplu olarak elde edilmek üzere enerji veriminde en az %30 başlık hedefi kondu. Bu da dediğim gibi en az 27'likti. O da arttırıldı. Yönetişim sistemi, yani bütün bunların olabilmesi için bir yönetişim sistemi gerekiyor. Şeffaf ve dinamik bir yönetişim süreci 2030 iklim ve enerji hedefleri dahil olmak üzere enerji birliğinin amaçlarının verimli ve tutarlı şekilde sunulmasına yardımcı olacak. Yönetişim sistemi önemli. AB 2030 iklim ve enerji hedeflerine ve Paris Anlaşması kapsamındaki uluslararası taahhütlerine doğru ilerleme sağlamak için entegre izleme ve raporlama kurallarını benimsiyor. Yani ne yaptığını soruyor ülkeleri 28 ülkeye. Yapmayanları da Almanya gibi uyarıyor. Bulgaristan'a, Romanya'ya standart altı ürünlerinizi yollamamaya dikkat edin diye. Daha iyi düzenleme ilkelerine dayanarak yönetim süreci vatandaşlar ve paydaşlarla istişarelerde bulunuyor. İkincisi, en önemlisi ulusal enerji ve iklim planları. Üye devletler, Avrupa Birliği ülkeleri 2021 ve 2030 dönemi için bütünleşik ulusal iklim ve enerji planlarını kabul etmek zorundadır. Üye ülke devletler taslak planlarını 2018 sonuna kadar sunmak zorunda kaldılar ve son planlar 2019 sonuna kadar sunulmak durumunda. Nedir bu? Yarın Kent ve Elektrik'te ben ve doktora talebelerim ve şeylerimle, asistanlarımla, diğer üniversitelerden arkadaşlarla yerel ve ulusal karar destek modellerinin oluşturulmasını anlatacağız.
Bunu Burdur ve Çanakkale için yaptık örnek olarak. İzmir'den de bir arkadaşımız oradan anlatacak. Ve biz önemini anlatacağız. Yani bunların yerelden başlaması lazım. Eğer yerel yönetimlerden, belediyelerden arkadaşlar varsa yarın lütfen kent elektrik sempozyumunun şeyine katılsınlar. Bu Avrupa Birliği'nin 2030 dönemi için ve bu yıl yaptıkları modellerin benzerini biz yapıyoruz Türkiye için. Ulusal uzun vadeli stratejiler, yönetişim sistemine göre üye devletler ülkelerinden 1 Ocak 2020'ye kadar ulusal uzun vadeli stratejiler geliştirmeleri ve uzun vadeli stratejileri ile ulusal iklim ve enerji planların arasında tutarlılık sağlamaları gerekiyor. Yararları ne bütün bunların? 2030 yılında kadar olan birleşik bir yaklaşım yatırımcılar için düzenleyici kesinlik sağlanmasına ve AB ülkelerinin çabalarının koordine edilmesine yardımcı oluyor. Çerçeve düşük karbonlu bir ekonomiye doğru ilerlemenin sağlanmasına yardımcı oluyor. Tüm tüketiciler için uygun fiyatlı enerji sağlıyor en ucuz. AB'nin enerji arz güvenliğini arttırıyor. Enerji ithalatına bağımlılığını azaltıyor. Büyüme ve iş için yeni fırsatlar yaratıyor. Ve çevresel ve sağlık yararları getiriyor. Hava kirliliğini de azaltıyor. Uzun vadeli strateji. Bir de 2050 için uzun vadeli stratejileri var. İklim nötr bir Avrupa çağrısı yapıyor. Ne demek iklim nötr? Sıfır karbon. 2050 yılında sıfır karbon. Kentlerde otomobiller, dizelli otomobiller falan hepsi yasaklanıyor. Onun altyapısını kuruyorlar. 2018'de komisyon 2050 yılına kadar müreffeh, modern, rekabetçi ve iklim açısından tarafsız bir ekonomi için stratejik uzun vadeli vizyonunu sundu. Strateji adil bir geçiş için sosyal adalet sağlarken gerçekçi teknolojik çözümlere yatırım yaparak vatandaşları güçlendirerek ve sanayi politika, finans ve araştırma gibi kilit alanlarda eylemi hizalayarak Avrupa'nın iklim tarafsızlığına nasıl öncülük edebileceğini göstermeye çalışıyor. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin davetlerini takiben komisyonun iklimden bağımsız bir gelecek için vizyonu neredeyse tüm AB politikalarını kapsıyor. Ve küresel sıcaklık artışının 2 derecenin altında kalmasını sağlamak ve bu çabaları sürdürmek amacıyla 1.5 derece santigratta Paris Anlaşması'na tutmakla uyumlu. Yani şeyleri onlar kriterleri. Paydaş katkıları, tabii insanlar yurttaşlar olmadan bizim topluluk enerjisi dediğimiz, sabah da anlatmaya çalıştığım enerjinin yerelin bilgisi dahilinde, kooperatifler, belediyeler, yurttaşlar bilgisi dahilinde onların kararlarıyla ve onların sahipliğinde yürütülmesine biz topluluk enerjisi diyoruz. Bunlar da paydaşlarla olacak bir şey. 10-11 Temmuz'da bir paydaş etkinliği yapıyorlar. Gelecekteki strateji hakkında bir tartışma için iş dünyasından, araştırma ve sivil toplumdan paydaşları bir araya getiriyorlar. 17 Temmuz, 9 Ekim tarihleri arasında yapılan halkın katılımı 2800'den fazla cevap alıyor. Yani 2800 kişi ya destekliyor, ya eleştiriyor, ya ne yapıyorsa. Şimdi bundan sonraki adımlara geldiklerinde komisyonun stratejik vizyonu tüm AB kurumlarına, ulusal parlamentolara, 28 ülkenin parlamentosuna, iş sektörüne, sivil toplum kuruluşlarına, şehirlere ve topluluklara, ayrıca vatandaşlara ve özellikle de gençlere ABD'nin liderliğini gösterme ve teşvik etmeye devam edebilmesinde yer almaya davet çağrısında bulunuyorlar ve diğer ortaklara. AB çapında bu bilgili tartışmayı da AB'nin 2020'nin başlarında Paris Anlaşması'nın talep ettiği şekilde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne kabul ettiği bir strateji benimsemesini ve sunmasını sağlamalıdır. Biliyorsunuz Şili'de olacak toplantı Madrid'de şimdi. Madrid'de 25. yıl bir araya gelecekler ülkeler. Nasıl iklim değişikliğini önleriz diye konuşuyorlar 25 yıldır. Burada şimdi durum bu. Yani Avrupa'nın yaptığı bu şeyi de yapıyorlar. Türkiye'nin enerji politikası kısmını ben Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasından aldım. Onu da 2-3 sayfa söyleyeceğim. Ondan sonra da değerlendirmenize ve milletvekilimizin bu konuda Türkiye'nin uyum süreciyle ilgili parlamentoda izliyorsunuzdur mutlaka. Onlardan bizi bilgilendirmesini isteyeceğiz. Türkiye'nin enerji politikası, Türkiye'nin enerji politikasının temel hedefi bunu ben şeyden aldım. Dışişleri Bakanlığı'nın AB uyum süreci şeyinden aldım. Yani sadece oradan aldığım bilgileri sizle paylaşıyorum. Türkiye'nin enerji politikasının temel hedefi enerjinin ekonomik büyümeyi gerçekleştirecek
ve sosyal gelişmeyi destekleyecek şekilde zamanında yeterli, güvenilir, rekabet edebilir bir fiyatlardan çevresel etki de göz önüne alınarak temin edilmesidir. Ülkemiz son yıllarda enerji piyasamızın rekabete dayalı ve şeffaf bir piyasa anlayışı çerçevesinde yeniden yapılandırılması, yerli ve yenilenebilir kaynak potansiyelimizin tespiti ve kullanımı, nükleer enerjinin elektrik üretimine dahil edilmesi, enerji verimliliği ve yeni enerji teknolojilerinden yararlanılması gibi alanlarda yasal ve teknik çalışmalarla önemli aşama kat etmiştir. Bu kapsamda Türkiye enerji politikasının temel öncelikleri, maliyet, zaman ve miktar yönünden enerjinin tüketiciler için erişilebilir olması, serbest piyasa uygulamaları içinde kamu ve özel kesim imkanlarının harekete geçirilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması, enerji alanında ülkemizin bölgesel ve küresel etkinliğinin artırılması, kaynak, güzergah ve teknoloji çeşitliliğinin sağlanması, yenilenebilir kaynakların azami oranda kullanılmasının sağlanması, enerji verimliliğinin arttırılması, enerji ve tabii kaynakların üretiminde ve kullanımında çevre üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesi şeklinde özetlenmektedir. Ülkemiz, AB Enerji Müktesebatı'nın en önemli düzenlemelerinden olan elektrik ve doğalgaz direktiflerine uyum çerçevesinde ulusal elektrik ve doğalgaz sektörlerinin serbestleşmesi ve yeniden yapılanmasında önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bu kapsamda AB elektrik ve doğalgaz direktiflerine paralel olarak hazırlanan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu 2001 yılında yürürlüğe girmiştir. Günün koşullarına ve AB'nin yenilenen mevzuatına uyum sağlanması amacıyla Elektrik Piyasası ve Doğalgaz Piyasası Kanunları gözden geçirilmiş, 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanunu 30 Mart 2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni Doğalgaz Piyasası Kanun taslağı üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereği olarak piyasa faaliyetlerinin lisans almak suretiyle serbest ve rekabetçi bir ortamda gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemenin ve denetimin bağımsız bir otorite tarafından sağlanması amacıyla 2001 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kurulmuştur. Elektrik ve doğalgaz piyasalarının rekabete açılmasını sağlayan yasal altyapı kapsamında etkin uygulamanın gerçekleştirmesine yönelik ikinci düzenlemeler ise EPDK tarafından gerçekleştirilmektedir. AB'de elektrik piyasasında öngörülen reformların tamamlanması amacıyla geçiş dönemi uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamaya paralel olarak Türkiye'de elektrik piyasasındaki serbest tüketici limiti her yıl EPDK tarafından tespit edilmektedir. Elektrik piyasasında öngörülen reformun temel bileşenlerinden olan dağıtım ve üretim varlıklarının özelleştirilmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır. Yenilenebilir enerji. AB gerek arz güvenliği gerekse iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemine binaen yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinin temel öncelikler arasında değerlendirmektedir. Aynı zamanda bu teknolojilere yönelik sanayinin gelişmesi Avrupa'nın içinde bulunduğu mevcut ekonomik koşullarda yeni iş alanı açmasıyla önem arz etmektedir. Bu sebeple AB yenilenebilir enerji politikasını oluşturmuştur. Ülkemiz temiz enerji kaynağı olarak bilinen YEK, hidrolik, jeotermal, güneş, rüzgar potansiyeli bakımından zengin bir ülkedir. Dolayısıyla yenilenebilir sektöründe AB'ye uyum için yapılan düzenlemeler ile YEK kullanımı teşvik edilmektedir. Sektör yatırımcıların da ilgisi sayesinde gün geçtikçe gelişmektedir. Gerekli teknik bağıntılar ile yasal altyapı kurulduğu takdirde yeşil enerji ticareti gibi yeni fırsatlar söz konusu olabilecektir. Direkt 2009-28 of the European Parliament bilmem şeyi de bunlar yazılmış diyorlar. Bir sonrakine geçelim, bitiyor zannedersem. Türkiye'de yenilenebilir kullanımının serbest piyasa mekanizması ve şartlarını zorlamadan arttırılması ve desteklenmesi için gerekli yasal hususların oluşturulması nihai hedefi çerçevesinde 5346 sayılı yenilenebilir kaynaklarının elektrik kullanımına ilişkin kanun 2005 yılında yürürlüğe girmiş. 8 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6094 sayılı kanun ile 5346 sayılı kanunda bazı değişiklikler yapılmış ve YEK esaslı elektrik enerjisi üretimi konusunda bir destekleme mekanizması tanımlanmıştır. Ayrıca 2007 yılında yürürlüğe giren sayılı enerji verimliliği kanunu ile yenilenebilir kaynaklarının elektrik üretimine ilişkin ilave teşvikler getirilmiştir. Bu kapsamda yenilenebilir kaynaklarından üretilen elektrik alımında taban fiyat uygulaması getirilmiştir. Çok küçük ölçekli yenilenebilir kaynaklı elektrik tesisleri ile mikro jenerasyon tesislerinin kurulmasında lisans alma bitiyor mu? Bitiyor bundan sonra falan. Ben orayı da okumayayım size artık. Şimdi size durumu anlattım ben sadece. Uzun bir giriş oldu şeye ama burada biz hem bakanlıktan bir arkadaşımızı bekliyorduk.
hem de Avrupa delegasyonundan bekliyorduk. Ben de toplantıyı yönetecektim ama onlar gelmeyince ister istemez bu bilgileri size ben vermek zorunda kaldım. Şimdi Sayın Milletvekilimizi davet edelim, bize söyleyeceklerini dinleyelim. Buyurun, mikrofon sizin. Buradan mı, oradan mı konuşmak istersiniz? Tamam. Siz gelin, başlayın. Ben şunu çıkartacağım. Siz, pardon, siz devam edin lütfen. Yok yok, size hayır, yapın. Hayır, şunu çıkartacağım sadece. Siz tamam. Devam edin. Şöyle şunu alayım mı? Al hocam. Efendim, hepinize saygılar sunuyorum. Biz hocamla zaten hep yan yanayız. Sağ olsun, bizi hiç yalnız bırakmıyor. Gerçek anlamda. Uzun zamandır, uzun yıllardır bize destek oluyor. Her konuda desteğini alıyoruz, teşekkür ediyoruz. Onun için yan yana olmak da bizim için bir onur. Ben Ahmet Akın, Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekiliyim. 25. 26. ve şimdi de 27. dönem, 3. dönem milletvekilliğini yapıyorum. Partimizde Sayın Genel Başkanımızın baş danışmanlığı görevini yapıyorum. Enerji politikaları adı altında bir birimimiz var. Bu birimin de başındayım. Enerji politikaları yaklaşık 3 yıl kadar önce Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kuruldu. Bunun içinde gönüllülük esasıyla bir kısım ve bir kısım da profesyonel olarak bizimle çalışan arkadaşlarımız, danışmanlarımız var. Burada şöyle çalışıyoruz. Özellikle bütün paydaşları bir arada tutuyoruz. Yani enerjide, enerjinin bütün dallarında, madencilik de dahil olmak üzere bütün paydaşlarımızı bir arada tutuyoruz. Ve onlarla birlikte hepsini dinleyerek bir politika notları hazırlıyoruz. Özellikle demin de dediğim gibi madencilikte, enerjide de olduğu gibi. En son olarak yaptığımız programlarda bütün belediyelerimizdeki bu en son seçimlerden sonra yaklaşık Türkiye nüfusunun %50'sinden fazlasını yöneten bir siyasi partiyiz. Aynı zamanda gayri safi milli hasılanın da, yani ekonomik olarak da Türkiye'nin %65'ine yakın bir potansiyelini yönetiyoruz. İzmir, İstanbul, Ankara bunların başında ve diğer 11 büyükşehir belediyemizle birlikte. Şimdi hocamız konuları aşağı yukarı anlattı. Ben çok zamanınızı almadan işin siyasi yönünden, siyasete de çok girmemeye çalışarak size birkaç bilgiyi anlatacağım. Özellikle Avrupa Birliği'nin dünyadaki enerji tüketiminin en yoğun ülkelerinden, grubundan olduğunu biliyorsunuz. Fakat buna karşılık Avrupa Birliği'nde potansiyel eksikliği var. Yani potansiyeli düşük ama tüketimi en yüksek olan bir grup. Dediği gibi 28 ülkeden oluşuyor. İşte yaptığı uygulamalar var. Bizim de buna karşı koyduğumuz bazı Avrupa Birliği geçiş dönemindeki bazı kurallar diyelim veya geçişi kolaylaştıracak olan söylemlerimiz, etkinliklerimiz var. Biz uzun zamandır, bu ben en azından kendim 3 dönemdir bu konuyu çok yakından takip ediyorum. Fakat tabii yeteri kadar istediğimiz aşamaya gelemedik. İstediğimiz mücadeleyi tam olarak veremiyoruz ama hedefimizi koyduk. İktidar partisi de bunun için mücadele ediyor. Biz de yapıcı olan muhalefetimizi yapıp daha hızlı bir şekilde o amaca ulaşmak için mücadele ediyoruz. Enerji verimliliğini biz kendimiz olarak en öne koyuyoruz. Çünkü başta Türkiye'nin genel olarak sorunlarından bir tanesi enerjiyi aşırı derecede israf etmesi. Sektör sektör bunları çalıştık. Dışarıdan, yurt dışından ve Türkiye'deki üniversitelerle, özellikle MIT ile çok yakın çalışıyoruz. Cambridge Üniversitesi ile, Boğaziçi Üniversitesi ile, işte Marmara Üniversitemiz, ODTÜ, hepsinden hocalarımızla birlikte çok yakın çalışıp çok iç içe çalışmalar yapıyoruz. Ve bu yaptığımız çalışmalarda ortaya bir harita çıkardık. Bu haritada işte efendim ulaşımda, konutlarda, sanayide hepsini enerji verimliliği olarak ayırdık. Ve müthiş bir potansiyelimiz olduğunu gördük. Ve bunu açık net her fırsatta dile getiriyoruz ki bizim ülkemizin en büyük yerli kaynağı enerji verimliliği. Bunu böyle görüyoruz. %30'a yakın, hatta daha bile fazla eğer tam profesyonel olarak incelenirse bir enerji verimliliği potansiyelimiz var. Biz ne yapıyoruz? Şimdi kendi belediyelerimizde enerji verimliliği platformu adı altında bir çatı oluşturduk. Baştan aşağı bütün öncelikle kamu daireleri, kamu binalarında olmak üzere kendi belediye binalarımızın tamamında bir çalışmayı
bir büyük bir dünyada büyük bir şirketle birlikte işbirliği yaparak bunu başlattık ve yaklaşık 3 aydır da devam ediyor. Kendi genel merkezimizden başladık buna ve diğer bütün belediyelerde başlayacağız ki ortaya koyduğumuz örnekler diğer yerlere örnek olsun diye. O kadar acı bir tablo ki bu kadar büyük bir potansiyelimiz varken yani kendi enerji bakanlığımızın binasında bile enerji verimliliği tam olarak uygulanmıyor. Özellikle bu kamu binalarında bunu en üst düzeye çıkarmak zorundayız ki örnek olsun, daha sonra bu dalga gibi bütün halkımıza, binalarımıza, kendi kullanımımıza örnek olsun diye çalışmalar yapıyoruz. Kendimizin koyduğu yaklaşık bir 6 aylık süreç önce net olarak profesyonelce başlattığımız bu enerji verimliliğinde daha 6 aylık kazancımız %35'e yakın bir potansiyel sağladık. Çok kısa bir sürede. Yani o kadar basit yöntemlerle bunu karşılayabiliyoruz ki bunu eğer bir enerji politikası haline getirip özellikle iktidarın ortaya koyduğu çerçevelerde, projelerin çerçevesinde hızla ilerlesek çok daha iyi gidecek. Şimdi iktidar bunu ortaya koyuyor tabii, enerji verimliliğiyle ilgili açıklamalar yapıyorlar ve bunu bir platforma döküyorlar ama maalesef ona ulaşmakta sıkıntı yaşıyoruz. Biz bu konuda da iktidara yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü bu enerji verimliliği, ki bana sorarsanız bütün enerji politikaları tamamen millidir ve asla ve asla siyasi değildir. Siyaset üstüdür. Onun için o anlayışta buna devam ediyoruz. Şimdi hocam bunları çok güzel açıkladı. İşte bizim buradaki sera gazı emisyonlarındaki Avrupa Birliği'nin 2020 hedeflerini, 2030 hedeflerini anlattı. Bunları tekrar anlatmamıza gerek yok. Biz bunları mecliste de gerekli bakanlıklara ve yurt dışında çıktığımızda da onlarla, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizde de bunu direkt olarak net ölçüyoruz, bakıyoruz ve nasıl ulaşabiliriz takip ediyoruz. Avrupa Birliği'ne girmek için ille Avrupa Birliği'nde olmak gerekmiyor bana göre. Kendi fikrim. Neden? Onların koyduğu hedefler var. Bu hedeflere ulaşmak için biz hepimiz birlik beraberlik içinde onların hedeflerine ulaşabiliriz. Mesela biz kendimiz illa Avrupa Birliği'ne bakmamıza gerek yok. %32,5 hedefini, 2030 yılında koyduğu hedefi biz kendimiz çıkıp koyabiliriz rahatlıkla. Çünkü kendi potansiyelimiz bunun çok üstünde. Biz bunu kendi belediyelerimize başlattık ve bunu yıllık olarak sizlere, yani bütün kamuoyuna duyuracağız. Ne kadarlık enerji verimliliği sağladığımızı. Konutlarda da aynı şekilde bu var. Konutlarda müthiş bir potansiyel var. Sanayide biraz daha az olmasına rağmen, ulaşımda da, onların hepsini tek tek kamuoyuna çıkartıyoruz. Şimdi bizler bir enerji politikaları olarak notlar hazırlıyoruz devamlı. Yaptığımız görüşmelerle, bütün paydaşlarla, kendimiz çıkıp bu böyle olacak değil, bütün paydaşlarla çağırıp toplantılar yapıp özellikle akademisyenleri dinleyerek, çünkü onlardan alacağımız büyük ve değerli bilgiler var. Ve çalışan kesim, işte işverenler, hepsini bir araya getirerek özellikle de odalarımızda işbirliği içerisinde bunları oluşturuyoruz. En son bir yıl önce enerji politikalarımızı bir kitaplaştırdık. Enerji politikaları bize göre çok dinamik olduğu için yıllık olarak da bunu revize ediyoruz, yenileştiriyoruz. En son olan 2020'nin Ocak ayında da yeni enerji politikaları bültenimizi çıkartacağız. İnşallah onları sizlere de ulaştırabiliriz. Bu arada biz bütün çözüm önerilerimizi, ki enerji politikaları birimi olarak hükümete, bakanlığa veya sektörlere olan gelen sorunlara hepsine çözüm önerilerimizi altına koyuyoruz. Çünkü sadece çıkıp hani bu böyle olmadı, neden olmadı demek değil, paydaşlarla birlikte hazırladığımız çözüm önerilerimizi iktidarla da paylaşıyoruz. Hocam izah etti fakat ben bunu tekrar söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak müthiş ama müthiş bir potansiyelimiz var. Çok büyük bir potansiyel. Avrupa Birliği'nde potansiyel yok, çalışma var. Bizde potansiyel var, maalesef çalışma var ama yeteri kadar değil. Aslında bu çalışmalar yenilenebilir enerji üzerine veya bu tür yenilenebilir enerji ve temiz enerji üzerine olsa gerçek anlamda bize büyük bir katkı sağlayacak. Dışa yaptığımız ödemelerinden tutun,
cari açığımızdan tutun, kendi hayat standardımıza kadar bize faydalar sağlayacak. Biz daha yaklaşık 3 yıl önce bakanlıkla da bunu hep görüştüğümüzde, özellikle tükettiğini üretmesi konusunda teşvik verilmesi gerektiğini üstüne basa basa tekrarladık. Şu anda bazı teşvikler var fakat yeterli değil. Bunun en basiti şu: bir kişi, bir bina, bir fabrika veya bir konut kendi tükettiği elektriği üretmek için finansını kendisi sağlamak yerine büyük teşvikler koyarak bunu biz yardımcı olasak, inanın yurt dışına ödediğimiz paranın yarısına bunu rahatlıkla sağlayabiliyoruz ve çok kısa bir vadede yurt dışına ödediğimiz para ülkemizde kalıyor. Yani hepimizin, 82 milyon vatandaşımızın cebinde kalıyor. Bu da otomatikman yine enerji yatırımlarına geri dönebiliyor. Aynı şekilde yanlış hatırlamıyorsam 2013 yılında bu elektrik dağıtım şirketleri özelleştirildiği zaman da 12.7 milyar dolar bir para hükümet Türkiye'nin kasasına girdi. 12.7 milyar dolar. Bu girerken de yine aynı konular üzerine konuşmalar olmuş. Bütün hepsini inceledim, o zamanki çalışmaları. Ve dönemin bakanı, yine yanlış hatırlamıyorsam Şimşek olması lazım, çıktığı zaman işte elektrik faturaların ucuzlayacağını veya buna benzer işte kayıp kaçağın bedellerin azalacağını gizlisinde konuşmalar yapılmış. Fakat o yatırım bedeli, yani altyapıya yapılması olan gereken bedel harcanmadığı için şu anda faturalarımızda baktığınız zaman görürsünüz, karartarak bazı fiyatlarda pahalılıklar görüyoruz. Şimdi biz, yeni bir araştırma yayınlandı, Kadir Has Üniversitesi olması lazım. Araştırmasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına genel olarak yapılan çalışmada en büyük sıkıntının pahalılık olduğunu incelediler. Şimdi Türkiye ile Avrupa'daki elektrik fiyatlarında karşılaştırdığınız zaman belki fiyatlarda benzerlik görebilirsiniz ama satın alma gücüne baktığınız zaman fiyatların ne kadar yüksek olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yani bu tür politikaların dünyanın her yerinde satın alma gücüne göre yapıldığı için bütün yapılan çalışmaların ve ortaya konan rakamların da satın alma paritesine göre yapılması gerekiyor. Ki bu net ortaya çıkmış, halkımıza da yapılan çalışmada, yapılan ankette %92'nin rakamı birinci problemin elektrikte pahalı olduğunu söylüyor. Şimdi demin hocam burada sunumu yaparken bakanlığın 2020 işte politikasından bahsederken şöyle söyledi. Orada bir eksik var. Demin saygıdeğer beyefendi de aynı şeyi hatırlattı. Arz güvenliğimiz çok önemli. Bir de sürdürülebilirlik konusu. Orada o biraz eksik kalmış. Yani hocamızın direkt bakanlıktan aldığı kısımdan bahsediyorum. Şimdi arz güvenliği diyoruz. Hepinizin dikkatine sunuyorum. Hoş burada sanıyorum hepiniz biliyorsunuzdur. İnşallah başınızda ağrıtmam ama 2002 yılında ortaya konulan dışa bağımlılıkta biz %67 oranında dışa bağımlıydık genel olarak. Şu anda geldiğimiz noktada %77 dışa bağımlıyız. Dünyanın diğer ülkelerine baktığınız zaman dışa bağımlılığı azaltmak üzerine politikalar ve çalışmalar yapılıyor. Fakat şu geldiğimiz 18 yıllık dönemeçte %10 gibi bir rakam daha da dışa bağımlı hale geliyoruz. Bizim itirazımız tamamen bu yöndedir. Yani bunun siyasi bir tarafı yok. Biz diyoruz ki dışa bağımlılığı azaltmak için Allah'ın bize vahşettiği konular var. Nedir? Güneşimiz var. Çok büyük bir potansiyelimiz var. Bu potansiyelimiz yaklaşık 400 milyar kilowatt saatin üstünde. Ve harcadığımız da 290 milyar kilowatt saat yıllık. Şimdi baktığınız zaman tabii bu ütopya gibi gelebilir, tamamı gelebilir ama hedefimizi büyük koyup ona göre çalışmalar koymamız lazım. Hedefi büyük koyarsak adımlarımız da büyük olur. Bakın açık net, Türkiye'ye yurt dışından gelen bütün akademisyenler ve bu konuda çalışma yapmış hocalarımız, iş dünyasının temsilcileri, kendini hocamız gibi enerjiye adamış sizler gibi bu konuda çalışma yapan herkesin ortak hedefi temiz enerjidir benim tahminim. Şimdi temiz enerjiye kolaylaştırmak için adım atılması gereken de siyasilerdir. İşte biz de her zaman savunduğumuz gibi insan odaklı çalışmalara öne atıyoruz.
Tabii bu kısa vadeli, öyle 3-5 yılda olacak programlar değil ama ortaya koyduğumuz hedeflerin de gerçekçi ve ulaşılabilir olması lazım. Yani şu andaki dönemde bakanlığımız ve yetkili kurumlar çalışmalar yapıyor, yapmıyor değil. Ama biz istiyoruz ki özellikle fosil yakıtlardan uzaklaşarak daha çok yenilenebilir kaynaklara heveslendirelim. Bakın biz mesela diyebilirsiniz, hani diyorsunuz ama siz ne yapıyorsunuz diye. Bir kere ben kendi adıma söyleyeyim. Ben siyasete başlarken sorun değil, çözüm yaratacağım diye ortaya çıktım. Onu söyleyeyim. Onun için bütün çalışmalarımızda, hükümete karşı konuşmalarımızda, önergelerimizin altında hep çözüm önerilerimizi ortaya koyuyoruz. Almanya'da yıllar önce, şimdi tam tarihini hatırlayamadım, 100 çatı diye bir projeyle başladı ve bu çatı projesi hızla büyüdü. Biz kendi belediyelerimizde 1000 çatı projesini başlattık. Şu anda 252 belediyemizin tamamında farklı farklı noktalarda 1000 çatıyı kuruyoruz. 1000 çatıyı biz değiştirdik. Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla 1001 yaptık ve 1 numarayı da genel merkez binamız yaptık. Şu anda genel merkez binamız başta olmak üzere belediyelerimizin özellikle halkımızın göreceği noktalarda. Çünkü istiyoruz ki önce algı yerleşsin. Şimdi siz santralleri 1 megawattlık, 5 megawattlık santralleri koyabilirsiniz dağın arkasına, halkın dokunmadığı noktalara. Bu halkın dokunmadığı noktalarda olduğu zaman, ki o zaten olacak, halkımızın enerjiyle barışmasını sağlayamıyoruz. En kolay dedikleri, yaptığımız bütün çalışmalarda güneş enerjisi pahalı. Şimdi böyle değil, hocam bunu çok güzel izah etti. Ben de fotoğrafını çektim. Her zaman faydalanıyoruz, yine faydalandık. Müthiş derecede bir fiyatlarda azalma var. Bunun ücretlerinde. Şimdi biz bunu nasıl kırarız diye çalışma yaptık arkadaşlarımızla. 1001 çatı projesiyle halkın yürüyüş yollarına, ki belediyelerimizin olduğu yerdeki binalarına panellerimizi yerleştireceğiz ve oradaki yürüyen vatandaşlarımız, halkımız bununla tanışacak. Yani amacımız halkımızı güneş enerjisiyle tanıştırmak, tanıştığı enerjiyi daha da yukarıya taşımak, özendirmek. Ama özendirmek sadece göstermekle olmuyor. Kolaylıklar olması gerekiyor. İşte o da bizlerin görevi. İnanın bu konuyla alakalı asla siyaset yapmadan her ortamda çıkıp bu konuya tamamen destek verilmesini savunuyoruz. Demin de söyledim. Mesela evinize yazdığınıza veya konutunuza enerjinizi üretmek istediğiniz zaman bunun finansmanını devletin, iktidarın büyük bir kısmını karşılaması gerekir. Yaptığımız bütün ekonomik çalışmalarda, finansal tablolarda ödediğimiz, yurt dışına ödediğimiz paranın çok kısa sürede geri döndüğünü bu şekilde görebiliyoruz. En son kanun değişikliği oldu. Belediyelerde bazı kolaylıklar olacak. Ama bunda da yine belediyelerimizin önünün açılıp finansal olarak kolaylaştırılması lazım. Biz ne yapıyoruz? Bu olaylar kolay veya çabuk çözülmez diye yurt dışından, yurt içinden gruplar oluşturduk. Yatırımcı grupları. Yatırımcı grupları bunlar, üretenler. Bunları bir araya getiriyoruz. Belediyelerimizle toplantılar haline sokuyoruz. İşte yap işte devret modelleri ortaya koymaya çalışıyoruz. İşte ne söyleyeyim, onların kendi bedellerini elektrik bedeli gibi belli bir yıl oraya ödeyip daha sonra o tesisin belediyeye bırakılması üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca hocam demin bahsetti. Ben en az 3 kere yerinde inceledim Danimarka'da. Gerçekten büyük bir örnek. Özellikle kadınların öncülük yaptığı, ki kadınların en önde olmasını da müthiş derecede savunuyoruz ve teşvik ediyoruz. Kadınlar kooperatifleri kurmuş, tüketiciler, enerji kooperatifleri. Biz sayın hocamla, saygıdeğer hocam bu konuda da çok mücadele verdi. Fakat yönetmelikle 16 kooperatif kurduk belediyelerimizde, onu da söyleyeyim. Kurduğumuz kooperatifler fakat sona gelmesi için, gelmesi için tam tersine teşvik yapılması gerekirken yönetmelikte değişiklikler yapıldı ve yönetmelikten çıkartıldı. Şimdi biz buradan da söylemiş olayım. Bu konuda ısrarcıyız. Çünkü Türkiye'de dediğim gibi büyük bir avantaj ve büyük bir potansiyel var. Ve halkımızın da kooperatifçiliğe karşı bir sempatisi var. Özellikle artan enerji fiyatları ve halkımızın enerjide söz sahibi olmamasının, ki şu anda geldiğimiz durumda
kalıptan kopması için veya söz sahibi olması için enerji kooperatiflerinin güzel bir yol olduğuna eminiz ve bunu savunuyoruz. Bununla ilgili kanun çalışmalarımız var. Bakanlıklarla görüşmelerimiz var. İnşallah bu yakın zamanda bu yönetmelikteki sorun çözülür ve bunların önü açılır. Göreceksiniz, enerji kooperatiflerin önü açıldığı zaman Türkiye'nin her noktasında enerji kooperatifleri olacak. Kendi tükettiği elektriği yenilenebilir enerjiden kendileri üretecekler. Biz de bunu parti olarak sonuna kadar destekliyoruz. Karbon ayak izi konusunu hocam anlattı. Aynı konuya girmeye gerek yok. Şimdi biz bir konu daha yaptık. Onu da izah etmek istiyorum izninizle. İnşallah başınızda ağrıtmıyorum. Belediyelerimiz çünkü halka dokunduğumuz alan şimdilik iktidarda olmadığımız için kısa kaldı. Önümüzdeki ilk seçimde inşallah iktidara geldiğimizde bunları yerine getireceğiz. Yalnız halka dokunma alanlarımız yerel yönetimler olduğu için belediyelerimizle bir çalışma yaptık. Yine belediyelerimiz üzerinden. Enerji eylem birliği kurduk. Artı atık eylem birliği kurduk ve artı enerji verimliliği platformu kurduk. Bu üç konuyu müthiş derecede yakından takip ediyor ve çok sıkı sıkı çalışıyoruz. Enerji eylem birliğini neden kurduk? Çünkü birlik beraberlik içinde yapılacak olan bütün projelerin halka daha çok dokunması ve halkın daha çok söz sahibi olup daha çok nemalanması için birlik olmanın güç olduğunu, daha çok güç oluşturduğunu bildiğimiz için yapıyoruz. Bir de elimizdeki bu büyük potansiyeli halkın menfaatine, hanfın menfaatine devretmek için uğraşıyoruz. Ayrıca atık eylem birliği kurduk. Atığa bir değer gibi bakıyoruz. Bildiğiniz çöplerimize hocam da bahsetti. Atığın ve Türkiye'de büyük bir atık ekonomisi var. Bu atık ekonomisi yıllık, yani yıllık diyorum günlük 2000 megawattlık bir enerjiye tekabül ediyor. Yaklaşık 81 ton günlük bir çıkıcı atığımız var. Bunu değerlendirmek için de bütün belediyelerimizde eksiksiz, kimisinde işte bir hocamın dediği gibi biyokütle veya ona benzer biyomas veya ona benzer sistemlerde, kimisinde yakma, kimisinde organik gübre oluşumu, yani sıfır atık olması için elimizden geleni yapıyoruz. Gerçek anlamda. Ayrıca bu sıfır atıkla ilgili kurulması düzen istenilen bu işte vakfın da ne olduğunu biz tam anlayamadık. Onun olması için hani bu önünü keseceğine inanıyoruz vakfın. Vakfın tamamen halktan oluşmasını veya yerel yönetimlerden oluşmasını savunuyoruz. Şimdi üstadım şöyle bir durum var. Demin üstad bahsetti. Nükleer enerjiye alternatif olarak işte çizdi 10 megawatt, 12 megawatt. Aynen öyle. Biz onları yerinde de gördük bu arada. 15 megawattlık çalışma, 50 megawattlık yapılmak istenilen projenin prototipini gittik, inceledik. Size açık net söylüyorum. Net olarak yaklaşık 50 kişilik bir kadroyla İşimizde, gücümüzde enerji ve maden. Onun üzerine çalışma yapıyoruz 2,5 yıldır. Bütün gelişmeleri de halkın menfaatine takip ediyoruz. İsteğimiz şu, nükleer enerji veya fosil enerji, nükleer enerji de fark etmez. İstiyoruz ki birinci önceliğimiz yenilenebilir enerji olsun. Çünkü bunu lafta değil, özde olması lazım. Yani bir yatırımcı veya bir müteşebbis veya bir konut sahibi veya bir fabrika sahibi fark etmez. Kendi elektriğini üretmek istediği an yenilenebilir olması için olması şartıyla her türlü desteği vermek bizim ülkemizin kendi menfaatine ve bunu da sonuna kadar destekliyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olarak konuşuyorum ben. Enerjiyi akılcı kullanan, doğayla barışık bir kalkınma ve refah programı için çalışıyoruz. İnşallah çok uzatmadım. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Vekilimize. Şimdi sorularınızı şey yapalım. Değerlendirmeleri kısa tutalım ki sorularınızı alalım. Şimdi burada biz bir bilgilendirme yaptık. Birlikte değerlendiriyoruz şimdi. Onlar da Sayın Başkanımız Gazi İpek ve diğer arkadaşlarımız not ediyorlar. Değerlendirmelerine ve bundan sonraki çalışmalarına katacaklar. Evet, mikrofonumuz var mı dolaştıracağımız? Burada arkadaşımız var sağda, ona verelim.
Öncelikle değerli konuşmalarınız için teşekkür ederim. Estağfurullah. Kendinizi de tanıtın. Tabii. Reha Şen ben, EMO İstanbul. Öncelikle Sayın Tanay Hocam'a sorumu sorayım ben. Paris Anlaşması kapsamındaki ulusal iklim taahhütleri doğrultusunda dünyanın karbon bütçesinin 10 yıl içinde tükeneceği öngörüldüğü halde enerji kullanımına bağlı emisyonların 2015 yılından bu yana yaklaşık %1 oranında artması ve 2020 iklim ve enerji paketinde hedefler belirlerken bu oran dikkate alınmış mıdır? Ve emisyonların azalması 2020 paketine göre gerçekten mümkün müdür? Sizden bu konuda bilgi istiyorum. Diğer sorum da Sayın Milletvekilimiz olacaktı. Dünyada yarı yarıya düşen doğalgazın vatandaşa %60 artış yapılarak satıldığı, doğalgaz fiyatları dünya ve Avrupa piyasalarında fiyatların üstünde son bir yılda doğalgazın metreküp fiyatı 4.612 dolardan 2.281 dolara gerilediği iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz ve çözüm önerileriniz nelerdir? Teşekkür ederim. Aslında şey yaparak gidelim, bere bere. Ben bir arkadaşımızın söylediği şeye yapayım. Şimdi bu iklim ve enerji bir defa bir paket, bir, iki. Bir kentin, bir ülkenin mevcut sorunlu durumundan çözümlü duruma götürülmesi için onun mevcut durumunun algılanıp onun değerlendirilmesi lazım. Yani sorunun tanımlanması. Bu da modellerle oluyor. Şimdi yarın Kent ve Elektrik Sempozyumu'nda yapacağımız şeyleri bir izleyin. Yani orada Burdur Çanakkale için ne yaptığımızı göreceksiniz. Şimdi sorunlar demin de söylediğim gibi 1952'de ya kadar kömür yakılıyordu. 1952'de bir gecede Londra'da 4500 ila 10 bin kişi, 12 bin kişi öldü. 3 gecede boğuldular resmen şeyde. Ve o zamana kadar kömür kullanılıyordu. Ondan sonra o bir noktadır şeye geçilmeye başlandı. Petrole geçilmeye başlandı. Kömür daha az kullanıldı ama petrole geçerken Batı kömürü doğuya kullanmaya devam ettiler. Böyle bir süreç yaşanıyor. Sonra 1970'te petrol kriziyle beraber 1970'ten itibaren ne yapacağını şaşırdı dünya. Ve 1973 yılından başlayarak 5 yıl boyunca nükleer silah malzemesi üretim tesislerinin atık ısısını kullanabileceğine dünya ikna oldu. Ve işte 454 tane nükleer santral öyle kuruldu. O bir çözüm gibi görüldü. Nereye kadar? 1978'e kadar. 1978'de bu teknolojileri geliştirelim dediler 5 konuda. Neydi bunlar? Temiz kömür. Kömür kirli ki temizini geliştirelim diyoruz. Güvenli nükleer. Nükleer güvensiz ki güvenlisini geliştirelim diyoruz. 3. Enerjinin etkin kullanımı, ulaşım konusu sanayide. O hala geçerli. 4. Yenilenebilir enerji. 5. Bütün bunları yaparken uzun vadeli stratejik planlama yapalım diye demin anlattığım Avrupa'nın şu anda yaptığı, bizim de Burdur, Çanakkale ve Türkiye için başlattığımız çalışmadan bahsediyorum. Kentlerin ve ülkelerin geleceğini, enerji sistemini geleceğin bilgileriyle planlama. Şimdi böyle Almanya'da planlıyor, hepsi planlıyor. Ama önce Almanya'da nükleeri kararlaştırdılar. 70'lerden itibaren oradaki yerel topluluk grupları rüzgara güneşe geçerek bir mücadele sürdürdüler. Ve nükleerin siyasi partileri de buna ciddi olarak eğildi, Yeşiller Partisi. Ve sonra bizim Eurosolar'ın, benim de başkanı olduğum Avrupa Yenilenebilir Başkanı, şimdi vefat etti, Hermann Scheer, Sosyal Demokrat Parti milletvekiliydi. Ve onlar nükleerin durdurulması için karar aldılar. Ve Fukushima'ya kadar Merkel de yapmak istemiyordu. Ama baktı oyları %20 azalıyor güneyde, kuzeyde. Tamam dedi. Böylece nükleerleri kapatıyorlar. Nükleerleri kapattığın anda ona hemen de yenilenebilir enerjiyi koyamadıkları için kömürü yakmaya devam ediyorlar şeyde. Onun için de emisyonlar bir artıyor, iniyor falan gibi oluyor. Ama asıl hedeflerini koydukları için şimdi de ben paylaştım Facebook'ta geçen hafta 84 kömür santralını kapatacağı Almanya deklare etti. Yani o bir süreç ve onu planlayıp hedeflerini koyduğun zaman arada bir artıyordur, azalıyordur, hiç önemli değil. Ama hedefi belli olduğu için 2050'de sıfır karbonlu bir Avrupa'dan
söz ediyorlar. Süreç böyle işliyor. Ama herkesin kendi kasabasında, kendi ülkesinde kendi kaynaklarını değerlendirerek kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir karar destek sistemi oluşturması lazım ve bunu her belediyenin yapması lazım. Yapmıyorsa işte etrafındaki birkaç danışmanın söylediği şeyleri yapıyor ve onlar da yapılması gereken şeyler olmayabiliyor. Eğer siz kendi ülkeniz için bunu yapmazsanız başka ülkelerin telkinlerine açık oluyorsunuz. Telkin de telkini yapanın çıkarına oluyor. Onun için bu konuda özgür olmak için kendi yerel, nasıl kendi ailenizin planını yapıyorsanız kendi ülkenizin de planını yapmak zorunda. Benim cevabım o orada. Buyurun Sayın Milletvekili. Teşekkür ederim. Şimdi tam benim diyeceğim kelimeyi söyledi hocam. Şimdi bizim bir sıkıntımız var ülke olarak. Ülke olarak genel anlamda planlama konusunda büyük zafiyet yaşıyoruz. Şimdi yani enerji var veya bu hangi konu olsun, tarım da aynı şey ya enerji de aynı şey. Genel olarak planlamada büyük büyük sıkıntı yaşıyoruz. Enerjide de yani kendi elektriğimizi, enerjimizi nasıl harcayacağımızın planı yok ortada. Neden? Bunun o, 50, yani bunun o kadar çok örneği var ki. Siz de dediniz mesela şimdi dünyanın genel olarak ortalama %60-%55 civarında bir enerji düşüklüğü var doğalgazda. Ama bize yansımıyor, bize artarak yansıyor. İnanın bu da bir plansızlığın ürünü. Artı buradaki sağlanan gelirin başka yerlere harcanma şekli. Oradan dolayı bizim bu konuda büyük itirazımız var. Şimdi ben detaylara girmeyeyim burada. Girersem biraz siyasi fazla yapmış oluruz. Çok büyük itirazlarımız var. Çünkü gerçek anlamda özellikle bu BOTAŞ'ın kar marjı çok yüksek. Hatta bundan 2 yıl önce olması lazım. En çok kar eden firmaydı. Ve varlık fonuna devredildi. Şimdi tamamen artık şeyden Sayıştay, yani Sayıştay denetiminden de uzak. Onun için burası bir kaynak olarak gözüküyor. Diğer konular fiyat mesela biz daha yeni bundan geçen hafta şöyle bir teklif sunduk meclise. Evlerde kullanılan doğalgazdaki KDV'nin ve ÖTV'nin kaldırılmasını istedik. KDV'nin %1'e, ÖTV'nin de kaldırılması istedik. Neden? Ticarethaneye geldiği zaman bu ticarethane sahipleri bunu vergiden düşebiliyor veya başka şeylerine harcayabiliyor ama eve gelen doğalgaz, konutlara gelen doğalgaz bir de üstüne bunun KDV'sini de ödüyor, vergisini de ödüyor. En azından onu yapalım dedik. 100 liralık fatura yaklaşık 75 liraya, 80 liraya inecekti. Kabul görmedi. Ama işin aslı şu. Yani bu belki politik veya bir kanal, bir kazanç aranıyor, ek gelir aranıyor için yapılabilir. Ama inanın net olarak ki çok yakın gölge gibi takip ediyoruz iktidarı. Şu anda planlamanın P'si yok bizim Enerji Bakanlığımızda. Ya bu çok acı bir şey ama inşallah tabii düzelir diye umut ediyoruz. Biz muhalefet olarak görevimizi yapıp seviyeli bir şekilde çözüm önerilerimizle yine muhalefetimize devam edeceğiz. Önümüzdeki seçime kadar. Mikrofonu verelim artık. Var. Ben Sercan İşcan Boğaziçi Üniversitesi'nden. Soyadınız ne? Pardon. İşcan. İşcan. Evet. Öncelikle değerli sunumlarınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bunca zaman yapılan biraz daha yüksek sesle. Enerji Bakanlığı'nın eylem planlarında 2020-2023 planlarında karbon emisyon oranlarının, daha doğrusu sera gazı emisyon oranlarının azaltılması hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız var. Fakat bu son torba yasaya konan 13 termik santralin ikisi kamuya ait olan bu filtre ve çevresel etkilerin zararlarını azaltmaması yönündeki işin bundan bir çelişkili olması bu çalışmaları biraz bize şüpheyle baktırmaya başladı açıkçası. Bu konudaki fikriniz nedir? Ben Sayın Vekilime sormak istiyorum bunu. Şimdi tam da bu geçen mecliste bununla ilgili konuşma yaptım. Şimdi üstad şöyle bir durum var. Bir kere şu andaki termik santrallerimiz bizim daha önce zaten izin verildi. Yani belli bir süre bütün partilerin ortak fikriyle bunların uzatılmasına izin verildi. Şimdi tekrar istenen bir 2,5 yıl daha izin istiyor. Ve bunun karbon salınımını bırakın tamamen yani ortaya saçtığı zehirin haddi hesabı yok. Yani ben bunu halk dilinde konuşuyorum. Rakamlar vererek değil şimdi net olarak. Bizim itirazımız şu. Daha önce bu termik santrallere ki 13 termik santral
diyebiliyorum. 18 pardon termik santral. Bunların, bu termik santrallerin hepsine izin verildi. Bize diyorlar ki şimdi, biz gerekli taahhütümüzü yerine getirmedik, bize 2,5 yıl daha izin verin. Biz buna izin vermeyeceğiz. Kendi adımıza, vicdanen olarak. Çünkü zaten bir de şöyle bir açıklama yapılıyor. İşte bu termik santraller elektrik enerjimizin %18'ini karşılıyor diye. Bu doğru değil. Neden doğru değil? Biz bunu çok detaylı çalıştık. Ve aynı bakanlık, aynı gün farklı bir soruyla şöyle bir cevap verdi. Dedi ki bu termik santraller elektrik ihtiyacının %10'unu karşılıyor. Yani arada %8'lik bir söyleyenle iki söyleyen arasında fark var. Bu bir algı yaratmak operasyonu. Biz buna karşıyız. Bunun hızlıca en uygun şekilde, bakın Türkiye'deki termik santraller zaten verimsiz çalışıyor. Hocam bunu daha önce bir toplantıda çok güzel anlatmıştı. Verimsiz çalışıyor, bakımsız çalışıyor ve maalesef filtre düzeyi de düzgün çalışmıyor. Bizim istediğimiz sadece çevreye duyarlı olmak ve verimli çalıştırmak. Zaten elimizdeki o santraller verimli çalışsa, oradaki enerji verimli, inanın onların da işine gelecek, bizim de işimize gelecek. Yeni teknolojik sistemler var termik santrallerde. Ultra sistemler var, biliyorsunuz sizler zaten. Bu sistemleri dönmek o mevcut santraller için, işleten için de avantaj. Ama maalesef kar amaçlı bakıldığı için bu böyle geldi. Umuyorum ve biz buna mücadelemize devam edeceğiz. Komisyona geldiği zaman yani elimizden geleni yapacağız ama tabii çoğunluk bizde olmadığı için şüphelerimiz var maalesef. Amerika'da 2010 ile 2016 arasında 100 bin megawatt kömür santralı iptal edildi. Edilme nedeni şuydu, Çevre Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, DOE ile EPA bir araya geldiler, el sıkıştılar ve emisyon standartlarını koydular. Yani şu kadar emisyonu azaltmak zorundasınız diye ve onlar da kapatmak zorunda kaldılar. Yani biz iki tür destek var. Bir zararlı sübvansiyon var, bir de yararlı, ufak yeni doğan bir bebeği büyütmek için harcadığınız bütün paralar ileride büyük bir insan oluşturmak için yaptığınız olumlu sübvansiyonlar diyoruz. Bir de olumsuz olanın, artık ömrünü doldurmuş olanın, benim mesela daha çok yaşamam için destek olmak zararlı bir sübvansiyon oluyor. Yani bırakacaksın, ben ölüp solucanlara gideceğim. Yani benimle daha fazla uğraşmamak lazım, kulak takmak falan filan gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani bu zararlı sübvansiyonları kapatmak, 400 milyar dolar dünyada zararlı sübvansiyon var. Fosil yakıtlara verilen, nükleerlere verilen, hadi o nükleer atıklar, şu anda İngiltere'de nükleer atıkların 19 tane santralın kapatılıp, derdest edilip kaldırılmasının maliyeti 91 milyar sterlin. Her biri için 10 milyar dolar demek. Yani eğer Sinop'u yapsaydık, Cumhurbaşkanımız açıkladı vazgeçtik diye, eğer yapsaydık 40 milyar dolar santral, 22 milyar dolar pardon santral, onların bertarafı 30-40 sene sonra, biz belki görmeyeceğiz çocuklarımız, 40 milyar dolar, 62 milyar dolar Rabi santral yapıyorsunuz ve toplam petrol şeyimiz 80 milyar dolar zaten. Yani bir santralı yapmayıp o kadar 60 bin megawatt rüzgar kursanız bütün bu olumsuzluklardan kurtulmuş olacaksınız. Yani durum öyle bir şey. Tabii uzun vadeli planlama yapmayınca, ya enerji verimliği yapacağız deyince, hani dediğim gibi bir benzin motorunun içine biraz kimyasal zıkkım koyup performansı %0.1 arttı demek çözümden yana olmak değil. Onun için. Başka soru var mı? Yoksa kapatıyoruz. Buyurun. 1-2-3 tane var. Hızlı hızlı yapalım. 4. Buyurun. Şimdi yani hidrojen kullanımına geçmek diyorsunuz. Tabii tabii. Şimdi bakın, hidrojen, biz hep şu diyorduk. Ben de onu Gazi Başkan bilir, tartıştık. Ben dedim çok pahalı hidrojen. Hayır, o ucuzlayacak dedi. O haklı çıktı. İki hidrojenin. Şimdi yenilenebilir enerjiden
elektriği çok ucuza ürettik. Üretildi. Onun için hidrojen şu anda en ucuz hale geldi. Elektrolizde. Yani hidrojen de zaten. Tabii. Yani onda bir problemimiz yok. Yani yenilenebilir enerjinin ucuzlamış olması ve ondan elde edilen, biz ikiye ayırıyoruz enerjiyi. Mavi hidrojen ve gri hidrojen diye. Gri hidrojen kömürden üretilen, elektrikten üretilen oluyor. Onu şey yaptık. Yani o öyle bir gelişme var şeyde. Evet. Buyurun. Hocam. Pardon hocam. Yok, aynı. Bir etkinlik varmış. Ben şunu öğrenmek bizim istiyorum. Erhan Başkan atar beni buradan. Onun için hızla yapmaya çalışıyorum. Buyurun. Evet. Buyurun. Efendim biz bir proje geliştirdik. Bir kim? Firma. Ha, pardon. Büyük bir firma olarak. Yurt dışında kim, de söyle, ismini bir, de. Bir takım çalışmalı efendim. İsmini de söyle şey, tanısın. Pesaj Pakpaş. Tamam. Biliyorsunuz siz. Biz burada 1 gigawattlık bir enerji sistemi kurmak istiyoruz. Fakat maalesef alanlar kapatılmış durumda ve maalesef kurma imkanımız yok. O arada da şu anda 1,5-2,5 gigawattlık bir hazırlık yapılıyor bir malum firma tarafından. Biz böyle bir şeye giriştiğimiz zaman neden bunu yapamayalım? Belli tröstlerin ellerine geçmiş bütün alanlar, nasıl yapacağız? Şimdi o konuda şunu söyleyeyim, onu unutmayın siz. Bu kömür sahaları demin konuşuldu. Şu anda benim tavsiyem, kömür özelleştirmesi almış arkadaş, nereye varacağı görülecek. Yani izin verilmese ne olacak bilmiyoruz. Ceza mı alacaklar? Ama bütün bu kömür sahaları güneş paneliyle donatıp Türkiye'nin bütün elektriği sağlanabilir bir. Yani öyle bir şey var, imkan var. O alanlar çünkü özellikle onların tahsis edilmiş durumda. Kömür alanlarının hepsine şey yapılabilir. Sizin dediğiniz tahsisat olayı bu biz bir... Doğu üzerine yani daha çok yoğun şey, istiyoruz. Serbest piyasada en ucuza kim verirse onu alıyor. Türkiye'de serbest piyasa var. Evet. Onun için bağlanma kısıtı kaldırılırsa, çünkü bağlanma şu anda dağıtım trafolarından veriliyor. Siz dağıtım trafosu dolu dendiği için siz giremiyorsunuz oraya. Zaten oradan verilmesi bence yanlış. O büyük bir kısıt getiriyor. En ucuz olan bir şeyin yapılmasını engelliyor. Mesela parlamentoda bunların konuşulması lazım. Dağıtım şirketlerinin dağıtım trafosundan vermek orada başka bir iş yapan bir insana hem engel oluyor. Hem de genişlemesini engelliyor. Yerimiz dar deniyor. Hı hı. Halbuki bir hat çektiğiniz zaman rüzgarlı ve güneşli yere kimsenin şey olmaz. Ondan sonra da serbest piyasada en ucuza kim verirse ondan elektrik alınır. En ucuza vermeyen de gider patates satar, başka bir şey yapar. Yani kısıt o orada. Evet, buyurun. Tamam, bir kişi kaldı. Hemen şey yapıyorum. Ya biz zaten 45 dakika geç aldık arkadaşlar. Yani şu anda 15 dakika geciktik. 45 dakika geç aldık şeyi. Şu iki arkadaş var. Ben hani sorusu aklında kalmasın diye yapıyorum. Buyurun efendim. Şöyle bir isminizi de söyleyin, hemen ismim devam. İsmim Mustafa Türkeş. Evet. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü mühendis değilim. Tamam. Şimdi şöyle bir temel sorunumuz var zannediyorum. Bir taraftan piyasa mekanizmaları üzerine işleyen bir iktisadi yapı ve bunun hem Avrupa Birliği hem sizin okuduğunuz o metinde de cek yapacağız edeceğiz diye tanımlanan şeylerin ve yapılmaktadır denen şeylerin içinde bir tane bilgi, ikisinde de ortak ve doğru yapılan, o da özelleştirmedir. Onun dışındakilerin hepsi aslında yazanın da çok kendisine inanmadığı bilgiler. Bu Avrupa Birliği komisyonundaki ifade biçimlerinde de aynı sorunun olduğunu düşünüyorum. Yok, onlar yapıyorlar. Ben yok, uyguluyorlar. Avrupa Birliği komisyonunun karar alma mekanizması öyle çok demokratik falan bir şey değildir. Hayır, 28 kişi bir arada oturuyorsa demokratiktir. Siz peki, iki kişi oturup karar verip ortak ürüne gittiniz. Oy üzerinden derseniz demokratik diyebilirsiniz. Hı. Ama oradaki temsiliyet anlamında baktığınız zaman öyle bir demokratik... Neyse, yani onlar burada olduğu girmeyelim. Zaman konuşalım. Ben onların politikalarını verdim. Tabii, Türkiye'nin oradan de dışlarından yaptım. Koyduğu hedefler bağlayıcı... Sorunuzu söyleyin ne olur. Bağlayıcı değil oradaki hedef. Sıkıntı şurada. Bir taraftan planlama olamadığından söz ediyoruz.
Hem milletvekilinin söylediği şey. Evet, evet. Şeyin esasında bu. Ama öbür taraftan da piyasa mekanizmaları üzerinden her şeyin düzenlenmesini bekliyoruz. Burada ciddi bir sıkıntı var. Bu sorun çözülmeden teknik anlamda ister işte şu sektörler ön plana çıksın, şunlar sübvanse edilsinle çözülebilecek bir sorunlu peki, sorunuz, değil. Peki sorunuz nedir? Bu tamam. Ha, siz öneride bulundunuz. Tamam. Yani uzun vadeli planlamayı yapsanız da yapmasanız da yapsanız da çözülebilir diyorsunuz. Öyle anlıyorum. Yani çözülebilir eğer uzun vadeli planlama yapılır. Bir çözüm üretmeniz lazım. Siz de bir şey eleştirirken çözüm üretmeniz lazım. Söylemiyorsanız söylediğinizin hiçbir değeri olmuyor. Buyurun. Son. Son soru kısa olsun canım. Şey yapalım. Ben arkadaş bakın, burada ama, tamam, Bey çok şimdi var. Çok soru sormamız belki yanlış ama iki tane sorum var. Bir tanesini sayın milletvekili arkadaşımıza soruyorum. 1001 projede enerji efficiency, verimliliği ile ilgili anladığı nedir? Ne yapıyorlar? Bir onu sormak istiyorum. Çünkü enerji efficiency dediğimiz tüketim, kullanım, tasarruf. Evet. İkincisi, bakın enerji tasarrufu. Enerji efficiency dediğim kavram çok geniş topikler içerir. Nedir? Enerji kullanımı, enerji tasarrufu, verimli kullanışı ve diğer enerji elektrik sektörü dediği diğerleri. Birinci işte ne yapıyorsunuz? Onu öğrenmek istiyorum bir. İkincisi çok önemli bir konu var. Şimdi yıllardır bizim kendi elektrik mühendisleri odasında ve kendi aramızda tartıştığımız konular var. Bir kooperatifleşme, tamam, Türkiye'de kooperatifleşme belli sektörlerde Avrupa'yı örnek alıp birçok arkadaşlar gidiyor veya bir şey makaleler okuyorsunuz. Kooperatifleşme, enerji sektöründe kooperatifleşelim. Bakınız apartmanlar bir kere birinci problem nedir biliyor musunuz? Ya ne olur sorunuzu sorar mısınız lütfen? Apartmanlarımızın, bak Erhan Bey çok kızıyor, tamam, çok fena yapar. Apartmanlarımızın yapısı itibariyle biz apartmanımızda güneş enerjisini her yeri kolaylıkla kuramayız. İkinci çok önemli nokta, bakın bunu göz ardı etmememiz lazım. Bir politika üretiyorsunuz ve senelerce devam ediyor. Senelerce bir şey yapamıyoruz ve devam edip aynı şekilde devam ediyorsunuz. Yine bir tane çok önemli husus. Ben apartmanda birçok arkadaşlarımız da aynı kanıda sanıyorum. Öyle zaten görüyorsunuz. Komşuyla iletişim kuramıyor. Komşuyla apartman yönetim paralarını ödemiyor. Siz o apartmanlarda o çatılara kurmanızın imkansız, tamam, olduğu çoğunda. Tamam, sorunuzu anladık. Evet. Zor olur mu diyorsunuz? Bakın, zor. Kooperatifler yapalım ve vakit harcamayalım. Lütfen biraz daha yere basan, elle tutulur, ütopik olmayan. Yani bakın, çok özür dileriz ütopik, tabii, şeyler söylediğimiz için. Yani söylemeyin, yanlış anlamayın. Çok affedersiniz. Danimarka farklı. Çok özür dileriz. Amerika farklı, lütfen onu göz ardı alalım. Lütfen. Hayır, ben şimdi şaka yapıyorum. Ütopik şeyler söylemiyoruz. Doğrudan olması gerekenleri söylüyoruz. Siz başkalarını değerlendirirken daha insaflı olmanız lazım. Yani bir şey söylemiş olmak için de bir şey söylememek lazım. Sen hocam şu birinci şeyi söyle. Haklısınız, ben söyleyeyim. Şimdi biz üstelik bunları biz apartmanlara yapmıyoruz. Belediyelerimizin apartmanlara değil, belediyelerimizin binalarına, halkla ilişkiler binalarına veya yürüyüş yolları üzerindeki binalara yapıyoruz. Ufak zaten. Tamam. Tamam, okey. Şöyle, biz birinci önceliğimiz dediğiniz gibi verimliliği sağlamak binalarda. Daha sonrasında ona göre proje geliştirmek. Yani binanın verimli değilse zaten, yetmez. Tabii. Çatının alanı yetmez eğer şey olmazsa. İnsanların bir arada birlikte konuşmaması da maalesef, haklısınız. 12 Eylül'den beri herkes başkasını suçlayarak kendisinin iyi olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Bunu aşmamız lazım. O konuda haklısınız. Hepinize teşekkürler. Sağ olun ilginiz için.